Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, size yine sıralı, çimeni sıralı olan çıtı pıtı zarif ve yapımı bir o kadar kolay bir model hazırladım. Şöyle arkadaşlar modelimi de sizlere göstereyim. Böyle yapraklardan oluşuyor. Yaprakları tülbentin kendi rengiyle hazırladım arkadaşlar. Bunu isterseniz sizler yeşille yapabilirsiniz. Fark etmez yeşille veyahut da tülbentin kendi rengiyle çimenini hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bakın çok kolay bir çıtırıklı yaprak. Şu şekilde çimeni yapılıyor. Sadece üzerine 5 tane 5 zincirden oluşan kirpikler hazırlanıyor. Renklerini de bu 3 renkten hazırladım arkadaşlar. Şöyle ütülenince bunlar daha güzel böyle yapışıp hoş ve zarif duracak. Modelim bu. Çıtı pıtı. Yapımı da kolay. Hemen modelimizin yapılışına, anlatışına geçelim arkadaşlar. Evet, tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda mevcut tüm püf noktalarıyla oradan izleyebilirsiniz. Şimdi iki yaprağın arasına 4 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi bırakıyorum. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip 2 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki tığ battıya girip bir tığ battı oluşturuyorum. 3 oldu. Tekrar 2 zincir, 4 oldu. İlk başlarken aynen bu şekilde başlıyoruz. Bakın. Tığ battılar yaptıktan sonra şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 defa tığı doladım. Yandaki boş tığ battıya girip şöyle 2, 2 ve 2 alarak bir trabzan yuvası oluşturdum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şöyle tutayım. 3 zincirin üzerine 2 defa tığ doladım. Bu trabzan yuvasına girip 2 2 bakın arasını fazla hiç boşluk vermiyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 zincir boyutunda trabzanımı yapıp 2 tane zincir çektim. Şimdi bu yapmış olduğumuz ikinci trabzan yuvasına 7 tane ikili trabzan yapacağız. Bir defa tığ doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, 3 oldu. Şöyle 4. Bir defa doladım. Şöyle 5. Bir defa tığ doladım. 6. Şu baştaki 2 zinciri de sayacağız arkadaşlar. Onunla beraber 7 tane bu şekilde trabzan oluşturdum. Bu ilk yapmış olduğumuz 3 zincire sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Trabzanın içerisine sabitledim. Bu şekilde bir yuva yaprak hazırladık ve 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Şöyle ters tarafına döndüm arkadaşlar. Eğer şöyle eksiksi 9 da olabilir. El ayarınıza göre değişir. İlk trabzanın ara kısmından. İster tepe kısmından, ister ara kısmından. 5 zincir çekiyorum. Şöyle düz tarafına çevirdim. Bu yapmış olduğumuz zincirin ara kısmından şöyle girip sabitliyorum. Buraya 5 zincirden kirpikler için minik bir yuva oluşturdum. Geriye kalan kısma da 2 zincirden 7 tane kirpik oluşturacağım. 2 zincir. Şöyle 2, 2 zincir, 3, 2 zincir, 4, 2 zincir, 5, 2 zincir, 6, şöyle 2 zincir, 7. 7 tane bakın bu şekilde trabzanın kenarına da kirpiklerden bir çerçeve yaptık. Bu ilk yaptığımız
Trabzan yuvasına hiç zincir çekmeden sık iğne ile iniyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Şöyle tığı çıkarmadan gösterilemedi. Bu şekilde arkadaşlar bakın yaprağı oluşturduk. Şöyle bu da 5 zincirimiz için yuva. Trabzanın kenarına kirpik. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Çimeni bu şekilde devam edecek. Şimdi buradan ben 2 tane zincir çekiyorum. Yine ilk başladığımız gibi 4 tane tığ battı yapacağız. Bakın. Bu bir. Şöyle 2 zincir. Sabitliyorum. 2 zincir. 3. 2 tane zincir. 4. Ara mesafesi 4. Gayet iyi arkadaşlar. 3 veya 4. Şöyle. Dip kısmına hem bu sık iğne otursun diye hem de güzel bir trabzan gözüksün diye muhakkak bir tane zinciri çekip şöyle tepesine de 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2. 2 ve 2. Trabzanımız hazır. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. Trabzanın üzerine trabzandan bu şekilde bir yuva hazırladık. Ve 2 tane zincir çekiyorum. 1 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip 7 tane trabzan yapacağım. Şöyle 2, şöyle 2. 2 oldu. 3 4 5 6 ve bir defa doladım. 7 2 4 6 ve 7. Hemen bu trabzan yuvasını hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitleyip üzerine 8 zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Ters tarafına çevirdim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 7 tane trabzanımız ve buraya kısmı sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir düz tarafına dönüp 8 zincirin ara kısmından sık iğne ile sabitledim. Şimdi bu geri kalan kısma da 2 zincirden 7 tane kirpik oluşturacağım. Şöyle 1. 2 zincir. Şöyle tutayım. 2. 3. 4. 5. 6. Ve 7. 7 tane tam geliyor arkadaşlar. 5 zincirde başına şu ara kısımdan trabzandan sabitliyorum. Şöyle 2 tane de zincir çekip yanındaki boş olan tığ battıya girip 4 tane bu şekilde tığ battı yapıyorum. Evet. İkincisini de bu şekilde hazırladık. Diğerlerini de bir tane daha yapalım arkadaşlar. Gösterelim. Bu 2, 1, 2 zincir, 3, 1, 2 zincir, 4. Evet, yine 4 tane tığ battıdan sonra bir tane zincir çekiyorum tepe kısmına. 2 defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battının içerisine girip şöyle 2, 2, 2 alarak trabzanı hazırladık. Şimdi trabzanın içine biraz bir tane daha trabzan yapacağım. 3 zincir, 2 defa tığı doladım. Yapmış olduğum trabzanın ara kısmında şöyle ortaya doğru bağlayın arkadaşlar. Kaydırmadan fazla kaymasın. 3 seferde aynı şekilde aynı tarzda yaptım. 2 tane şöyle zincir çekip 1 defa tığı doladım. Trabzanın orta kısmından girip şöyle 2, şöyle 2. 1 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 3 oldu. 4, 5, 6 ve sonuncu 7 trabzanımızı yapıp
Buraya sabitliyorum. Evet, 7 tane trabzanı yaptık. Hiç zincir çekmeden sık iğne ile buraya sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8. Buraya ilk trabzanın arkası kısmından buraya sabitliyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri çevirdim. 8 zincirli yuvanın içerisine bu şekilde 5 zinciri sabitleyip geriye kalan kısma da 2 zincirden 7 tane kirpik yapıyorum. 2 zincir şöyle 2 defa doladım. İkinciyi yaptım. Bu 3, bu 4, 5, 6. Şu kapatırken sıkı sıkı kapatın. Güzel inci gibi duruyor o zaman arkadaşlar. 7. Son. Bakın yine hiç zincir çekmeden bu ana trabzana kapatıyorum. Tüm işlemler bitince arkadaşlar sonuç olarak oraya kapatıyoruz. 2 tane zincir çektim. Ve sıradaki tığ battıya girerek buraya bir tığ battı oluşturdum. 2 zincir sıradaki tığ battıya. Bu şekilde arkadaşlar 4. tığ battıdan sonra yaprak yaparak ilerleyeceğiz. Bakın yaprağımızı bu şekilde oluşturduk. Şöyle 3 tane de yaptık bakın. Sizle beraber 3 tane de yaptık. Bunları elimizde şöyle düzelir arkadaşlar zaten üst kısmı yaparken. Kirpiklerini de yapıp ütüleyince şahane güzel bir model oluyor. Evet şimdi pipiriklerini yapalım. Evet şöyle tepe kısmından sabitleyerek girip 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. Kapatıyorum. Kirpiği oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci kirpiği oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 5. 5. kirpiği yaptıktan sonra dibine bir tane zincir çekiyorum. Ve şöyle ipimizi koparalım. Bir zinciri unutmayın. O yanı sökülmesin. Evet. Şimdi bir de bunu mavide sırada mavi var. Sık iğne ile sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2, 5 zincir. Üç, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya yuvaya kapattım. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip kirpiğimi oluşturdum. Evet, bakın bu şekilde. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir, hoş ve zarif bakın çıtı pıtı bir model oldu. Anlaşıldı diye daha fazla arkadaşlar. Devam ettirmedim pembe ve bu şekilde mavi ile kirpikleri de anlattım. Bu şekilde çimenini yaptıktan sonra üzerine böyle rengarenk kalmış iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Hangi renk olursa olsun karma karışık renkler de güzel açar. Hele beyaz ve siyah arkadaşlar istediğiniz renkler açar. Burada çok güzel gözüküyor ama ekranda boğma gibi gözükür mü bilmiyorum. Bu renkler birbirine çok güzel uydu. Lakin tabii sizin zevkiniz farklı olabilir.
İstediğiniz renklerden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada model amaçlı sizlere anlatım yapıyorum. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim. Videoların devamı kanalımın devamı için arkadaşlar. Şöyle beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.